Dünyada huzur isteyenler için ilk kabullenecekleri şey, biz bu dünyaya rahat için gelmedik. Ne için geldik? İmtihan olmaya geldik. Şimdi üniversite sınavına girmiş bir talebe dese ki, ah şu sınavda da şöyle doya doya bir mangal yakamadım dese, bir garipserler değil mi? Niye? Çünkü sen sınava rahat etmeye gelmedin, imtihana geldin. Asıl imtihandan sonra rahat edebilmek için insan sınavda nefes bile almaz. Hatırlıyorsunuz değil mi üniversite sınavına girdiğiniz zamanları? Şurada şeker dururdu, insan elini uzatmazdı. Kerem sen de dereceli miydin? Kaçıncıydın Türkiye'de? 11 bininciydin. Senin de öyle mi geçti üniversite sınavın? Ha? Şöyle insan şekere el atmıyor. Su içeyim mi diyor, içmeyeyim mi diyor. Ya şimdi ben bunun yerine bir tane Türkçe sorusu daha yaparım diyor. Sudan da vazgeçiyor, feda ediyor. Neden orada rahatını feda ediyor? 3 saatten sonraki hayatının tamamında rahat gidebilmek için 3 saatinde rahatını feda ediyor. Aynı mantık. Bir de dünya ile ahireti kıyasladığında, dünya ahiretin yanında 3 saat bile değil. An! Şöyle bir göz açıp kapaması olacak dünya. Şimdi bu kadarcıktan rahat feda edilir ki sonsuz rahat elde edilebilsin diye. Tekrar cümleyi söyleyeyim. Biz bu dünyaya rahat ve lezzet için gelmedik. İmtihan olmaya geldik. Madem imtihana geldik, o zaman birkaç tane kural öğretelim. Hazır mısınız ilk kurala? Acayip bir cümle. Rahata niyet rahatı yok eder. Biliyor muydunuz? Allah'ın yasaları bunlar. Yani bir insan dünyada huzura talipse neyi yok eder? Huzuru yok eder otomatikman değil mi? Allah Allah bu bir yasaymış. Ya çok enteresan geliyor değil mi kulağa? Peki bir insan meşakkate talipse o zaman ne yok olur? O zaman da sıkıntı yok olur. Ne elde edilir? Huzur elde edilir. Bakın örnekleyelim. Şimdi bir gün biz arkadaşlarla çok yoğundu şehir şehir böyle işlerimiz vardı. Tam şehirden dönerken çok yorulmuşuz artık. Nefes alacak halimiz kalmadı. Arkadaş dedi ki abi şu Bursa'da bir yer var dedi. Oraya geçelim de şöyle bir okuma kampı yapalım dedi. Gözümüzde rahata dair hiçbir şey yok. Sadece diyoruz ki şöyle bir doya doya okuma yapalım. Çünkü o yollarda geçmişiz ya sürekli. Manen beslenme ihtiyacı hissediyor. Bir de diyoruz ki kafamız şöyle taştan yumuşak bir şeye değsin. Ya bir gittik böyle o Bursa'daki yere. Allah Allah arkadaşlarla nasıl keyif alıyoruz 2 gün? Nasıl eğleniyoruz? Kahvaltıya gidiyoruz, lezzet alıyoruz. Çünkü zihnimizde rahat yok ya. Allah da rahatı karşılıksız vermiş. Nasıl bal gibi lezzet. Tam o esnada böyle oraya yıllık plan yapıp gelen teyzeleri dinledim. Böyle şey o yaşlı teyzelerin geldi böyle termal yerler oluyor ya öyle bir yer. Bir başladılar böyle ben bir yıldır bir hafta buraya gelebilmek için 1001 tane plan yaptım. O kahvaltıdaki yumurtayı gördün mü? Suyun üstündeki saç telini gördün mü? Sen o çarşafın nasıl kırışık olduğunu gördün mü? Bir de bir koku sürmüşler, o nasıl koku? Yani şimdi rahata niyetle geldiği için en küçük detaylar bile bir insanı rahatsız ediyor ve ne kaçıyor elden? Rahat kaçıyor. Allah Allah. Benim hani o otel odalarında battaniyeyi ölümüne böyle bastırıyorlar ya. Sadece belli başlı kas gücü olanlar çekebilsin diye. Ya ben bunu çekemedim diye gece böyle uykusunu bozup bu nasıl düzeltilmiş diye otelde bütün rahatını kaçıran tanıdıklarım var. Ya onun üstüne yat, havlu koy üstüne gene yatarsın. Yani insan rahata niyetleyince ilk neyi kaybediyor? Rahatını kaybediyor. Böyle şeye dikkat edin, bir restorana gittin. Hani o günde kibirli, enaniyetli bir gün. Herkesten hizmet beklediğin bir gün. Ola ki çay kaşığını adam düşürsün. Sen bizi kirvelerimizin yanına nasıl mahcup edersin değil mi? Rahata niyet etmişsin ya. Ama böyle gözünde gönlünde o da yok da Rabbimin gönderdiği rızıkları şöyle bir temaşa edeyim diye bir gidiyorsun önüne ne gelse lezzet alıyorsun. Rahata niyet edersen rahat yok olur. Meşakkate niyet edersen ya bu evet dünya imtihan yeri başıma bir şeyler gelebilir sıkıntılar problemler yaşayabilirim diye. Meşakkate niyet edersen meşakkat ve sıkıntıları yok edersin. Kaide nasıl? Çok güzel tekrar edeyim. Rahata niyet rahatı izale eder yok eder. Meşakkate niyet, meşakkati izale eder yani yok eder. Nasıl kaide? Muazzam. Peki dünya bunların hangisidir? Hadise bakalım hangisidir? La rahate fid dünya. Ne demek? Dünya rahat yeri değildir. Bak dünyanın kaidesi lezzet yeri miymiş?
Hayır hayır, imtihan yeriymiş. Bak hadiste geçiyor ya. La rahate fid dünya. Yani dünyada rahat olmayacak diyor. Şimdi adam dünyada cenneti yaşamaya niyetlenince, dünyada mümkün değil böyle olmayınca neye dönüyor o zaman dünya? Cehenneme dönüyor. O niyet sabit kalmışsa bir hakkım dünyadır ve elimden gelen bütün lezzetleri almam lazım diyor. Sürekli de başına musibet geliyor, musibet geliyor. O adam artık dünyada nefes alabilecek bir hale gelemiyor. Allah Allah, çok enteresan değil mi? Cenneti cennet yapan sarayları, köşkleri, nimetlerinden ziyade asıl neydir biliyor musunuz? Sonsuzluğudur. Yani dünyada bütün arzularını elde etsen bile sonsuz olmadığından yine ruhun tatmin olamayacaktır. Allah Allah. Demek ki bu dünyayı mükafat yurduna gitmek için o 3 saatlik sınav gibi bir meşakkat yeri olarak kabul etmemiz lazım. Ahiretin rahatına bu dünyanın imtihanından geçeceğiz. Evet. Başlığım musibet. Dünyanın imtihan yeri olduğu anlaşıldı mı? Şu cümlemi tekrar edeyim. Dünya lezzet yeri değildir. Dünya imtihan yeridir. Madem dünya imtihan yeridir, her gün bir sürpriz, musibet beni bekliyor mu? Bekliyor. Ne demek musibet? Musibet hangi kökten geliyor? İsabet. Yani tam sana göre demek. İsabet o demek değil mi? Tam sana göre. İnsana isabet edip insanı üzen her şeye musibet denir. Problemler de biliyor musun? Var mı musibet yaşamayan? Yok değil mi? Yaşıyorsun değil mi? Bir araba tamirine gidiyorsun, 10 kişiyle kavga etmişsin. Öyle mi? Öyle. Sabah bir uyanıyorsun, başın dönüyor, doktora bir gidiyorsun, olmadık hastalıklar söylüyor. Öyle mi? Öyle. Geçen anlattım ya, bir arkadaşla yemeğe oturdum. Şu gözünde bir hafif şehlalık, farklılık vardı. Meğer göz kanseri olmuş. Buradan almışlar, protez takmışlar. Bir musibet. Dünyası da iyi, açık da bir adam. Evine bir gidiyorsun, tam böyle en huzurlu gün olacağını düşünürken ailede bir kavga. Öyle mi? Öyle. Evine gidiyorsun, bir haber. Çocuğuna şöyle oldu. Öyle mi? Öyle. Bak, senin çocuğunun biri küvezledi mi şimdi? Musibet mi? Musibet. Allah Allah. Dükkana bir gidiyorsun, öyle bir ekonomi olayı yaşanmış ki artık kürdan alacak para kalmamış. Öyle mi? Oluyor değil mi bunlar? Mustafa oluyor değil mi? Sen ne demiştin? Ben babamın fabrikasında araba kullanmayı öğrendim. O kadar büyüktü. Sonra hepsi ne oldu? Bir gecede değil mi? Bir gecede tepe tak. Musibet mi? Musibet. İnsanı üzen. Her şey musibet. Bir haber geliyor, anne vefat ediyor. Değil mi Ede? Ede burada mı? Bir deprem oluyor değil mi? Allah tekrar rahmet eylesin. Anne, kız kardeş değil mi? Vefat ediyor. Musibet mi? Musibet. Zahirde öyle. Her gün birçok musibetin tokadını yiyoruz. En büyük problem de ne biliyor musun? Nedenini anlayamıyorsun. Öyle mi? Mesela iş dünyasında sorunlar yaşıyorsunuz değil mi Ersin? O sorunlarda nedenini anladığından çözüme koşuyorsun, doğru mu? Başına musibet geliyor, nedenini anlayamıyorsun. Nereye koşacaksın? Koşamıyorsun da adam ne oluyor? Kör düğüm kalıyor. Her gün mutlaka musibetler yaşayacağız. Her gün bir sürü tokatlar da yiyoruz. Ama bu tokatların sebebini anlayamadığımızda ne oluyoruz? Tepe takla kalıyoruz. Bu cümle çok önemli. Hazır mısınız? Zahirde karışık gibi gözüken bu musibetlerin hepsinin bir matematiği var. O matematiğini anlayıp kod okumayı öğrendiğimiz anda bu işi çözeceğiz. Nasıl gözüküyor musibetler zahirde? Karışık, anlamsız. Ya Allah Allah, ortak, daha dün anlaşıyorduk. Bugün ne olduk? Kanlı bıçaklı olduk, birbirimizi öldürecek hale geldik. Ey çocuk, daha dün yüzüme gülüyordun. Bugün ne oldu, bu kadar ağır bir hastalık sana bulaştı? Ey anne, daha dün gel de oğlum pasta yapayım demiştin. Bugün ne oldu da bir anda göçtün gittin? Öyle mi? Ey hanım, daha dün güllü masada gül reçeli yiyorduk. Bugün ne oldu da dikenini kafama vuruyorsun değil mi? Herkese bakınca bir hatıra canlanıyor da buradan. Allah Allah. Zahirde karma karışık, keşmekeş gözüken bu musibetlerin her birinin bir matematiği var aslında. Bugün o musibetler neden başımıza geliyorum? Çok kemik bir matematiğini öğreneceğiz. Kodlarını okumayı öğreneceğiz. Ama ona geçmeden önce size ufak bir yeri anlatmam lazım. İki çeşit şeriat vardır. Onları konuşacağız. Teşrii şeriat, tekvini şeriat. Allah'ın yasalarını öğreneceğiz. Burayı çok iyi dinlemeniz lazım. Teşrii şeriat, Kur'an'ın hükümlerinden gelen şeriattır. Yani Kur'an şeriatıdır. Teşrii şeriat, biraz fazla aynı şeyleri tekrar edeceğim. Kafanıza oturması lazım. Olur mu?
Teşrii şeriat, Kur'an'ın hükümlerinden gelen şeriattır. Yani Kur'an şeriatıdır. Kelam sıfatından yazılan kitaptır. Kur'an'ın şeriatı akıl ve yaş ister mi? İster. Akıl lazım mı? Lazım. Belli bir yaş lazım mı? Lazım. İnsan olmak veya cin olmak lazım mı? Lazım. Kur'an'ın şeriatının hükümlerinin bir insana uygulanması için bunlar lazım. Kur'an şeriatına muhalefet edersem, mesela namaz kılmadım, anında cezasını görür müyüm? Galiben ahirette görürüm. Bu dünyada kısım kısım görürüm, galiben ahirette görürüm. İkincisine geçiyorum. İkincisi, tekvini şeriat. Hani derslerde de çok anlatıyoruz ya, Allah'ın yasaları diyoruz. Budur. Sünnetullah diyoruz, aynı şey. Adetullah diyoruz, aynı şey. Bugün de buna fıtratın şeriatı diyelim, tekvini şeriat. Kudret sıfatından yazılı bir kitaptır. Aklın düsturlarına tabi midir? Değildir. Muhalefet etmenin cezası ahirette midir, bu dünyada mıdır? Bu dünyadadır. Şimdi ne demek istiyorum? Örnekleyeyim. Tekvini şeriat ne demek? Ateşin şeriatı demek, fıtrat şeriatı demek. Fıtratın şeriatı birisine dokunurken akıl, yaş, cinsiyet, kimlik bunlara bakar mı? Hiçbirisine bakmaz. Cezasını daha sonra erteler mi? Hiçbirisini ertelemez. Anında peşin verir. Mesela bir çocuk 10 yaşında Kur'an'ın bir emrine karşı gelse bu çocuk ceza alır mı? Kur'an'ın şeriatına göre ceza almayacaktır. Peki 10 yaşında bir çocuk ateşin kanununa karşı gelip ateşe koşup sarılsa cezasını alır mı? Evet alır. Fıtratın şeriatına göre ceza alacaktır. Anlaşıldı mı? Kur'an'ın şeriatı için akıl lazım, ergenliği geçmek lazım ve onun cezası galiben ahirette olması lazım. Ama fıtratın şeriatına muhalefet eden anında cezasını görür mü? Anında görür. Mesela fıtratın şeriatı soğuk anında üşütür mü? Anında cezasını verir, üşütür. Sıcak terletir mi? Sıcak terletir. Elektrik çarpar mı? Elektrik çarpar. Çok aç kalsan bunun cezasını görür müsün? Görürsün. Takatten güçten düşersin. Çok susuz kalsan, yani fıtratın şeriatına muhalefet etsen, çok susuz kalsan, bunun cezasını görür müsün? Evet, bunun cezasını görürsün. Günlerce uykusuz kalsan, yani neye muhalefet etsen? Fıtratın şeriatına muhalefet etsen, bunun cezasını görür müsün? Anında bunun cezasını görürsün. Allah Allah, çok enteresan bir mesele, farkında mısınız? Kur'an'ın şeriatı yaşa bakar, akla bakar ve cezasını galiben ahirette verir. Ama fıtratın şeriatı çocukmuş, büyükmüş, aklı yerindeymiş, bunlara bakar mı? Hiçbirisine bakmaz. Yani bir çocuk 10 yaşında yanlış bir amel yapsa Kur'an buna ceza yazmaz. Ama bir çocuk 10 yaşında ateşe dokunsa ateş ceza yazar ve onu yakar. Suya düşse su onu boğar. Yüksekten düşse ayaklarını kırar. Olay anlaşıldı mı? Fıtratın şeriatındaki hükümler ve kanunlar herkes için, aklı ne olursa olsun, cinsiyeti ne olursa olsun, canlı ya da cansız ne olursa olsun herkes için geçerlidir. Sizce insanların birbirine şefkat etmesi Kur'an'ın şeriatının bir kanunu mudur? Teşrii şeriatı. Hani o cezası ahirette olan. Yoksa fıtratın şeriatının bir kanunu mudur? Tekvini şeriatın cezası anında olan. Sizce şefkat hangi şeriata aittir? Yani ben merhametsiz, şefkatsiz bir adamsam bunun cezasını galiben ahirette mi görürüm? Hayır. Şefkatsiz davrandığın anda yamulturlar, anında bir musibet gelir, cezasını görürsün. Hangisi? Çok enteresan, aklı zorlayacak bir olay. Normalde muhabbet ettiğinde bir insan şefkatsiz davranırsa bunun cezası ahirette görülür gibi insana geliyor. Şefkat kanunu denen yasa Kur'an şeriatına değil, fıtrat şeriatına geliyor. Yani ha şefkatsiz davranmışsın, ha ateşe koşup sarılmışsın. Anında ikisinde de ceza göreceksin. Ha 50 yaşında şefkatsiz davranmışsın, ha 3 yaşında şefkatsiz davranmışsın. İkisinde de ceza göreceksin. Nasıl mesele? Çok enteresan mesele değil mi? Akıl zorlayıcı bir şey. Ama tekrar edeyim, şefkat meselesi Kur'an şeriatı değil, fıtrat şeriatına bakan bir konudur. O yüzden cezası peşindir. Yaşın önemi yoktur. Cinsiyetin önemi yoktur. Allah Allah. Bakın bunu neden anlattım biliyor musunuz? Geçmiş hayatınızda anlamlandıramadığınız birçok musibete bakın. Dersin başı oydu değil mi? Musibetin matematiğini okuyacağız. Geçmiş hayatınızda anlamlandıramadığınız birçok musibete bakın. Daha sonra da filmi şöyle biraz geriye sarın. Mutlaka bu şefkat kanununu kırdığından dolayı peşinen sana gelen bir musibet kafana çarpmıştır. Bahçedesin,
Ya şöyle bir kiraz toplayayım diye gidiyorsun. Dalın biri çat diye kafana vuruyor. Ya ne oldu şimdi bu dal sabahtan beri 10 tane adam geçti vurmadı da. Benim gariban başıma vurdu. Ne olmuş olabilir? Şefkatsiz bir amelin olmuştur veya niyetin veya kabiliyetin. Şefkat kanununu kırdığından dolayı ateşin yakması gibi cezasını peşinen görmüşsündür. Şimdi böyle sabah kendini saat gibi kurmuşsun, jilet gibisin. Arabana binmişsin, işe gideceksin. Hot diye bir tane adam önüne kırıyor. Ne olduğunu anlamadan bir de camı açıyor. Böyle akrabandakilerin halini, hatırını soruyor sana. Diyorsun ki Allah Allah sabah sabah. Nereden çıktı bu adam diyorsun ya. Nereden çıktı? Şefkat kanununu kıracak bir amelin oldu. İlla o anda mı oldu? Hayır, başka zaman ve başka zeminde de olabilir. Şefkat kanununa muhalefet edecek bir amelin oldu ve cezasını peşinen gördüm. Anlamlandıramadığımız olayların altına bakıyor musun? Nasıl enteresan bir şeyler. Mesela doğdun, büyüdün, annen baban üstüne yük geldi, zahmet geldi. Dedin ki ben bunları bir huzur evine vereyim. Hangi kanununu kırdın? Şefkat kanununu kırdın. Peki bunun cezası ahirete mi kalır sadece? Hayır. Şefkat kanunu suyun boğması gibi, ateşin yakması gibi, bir taşın kafana düşmesi gibi, yüksek bir yerden atladığında bacağının kırılması gibi anında bir cezası olduğundan dolayı bu dünyada da %100 bir şekilde bunun cezasını göreceksin. Bir yetimi ağlattın. Kalbini kırdın. Bunun cezası sadece ahirete mi kalır? Hayır. Şefkat kanununa muhalefet ettiğinden, yani tekvini şeriata muhalefet ettiğinden, fıtrat kanununa muhalefet ettiğinden bunun cezasını anında göreceksin. Allah Allah. Nasıl mesele? Kafanıza oturdu ama kalbiniz tam almadı değil mi? Ya benim günlük başıma gelenler bu şefkatsizlikten miymiş? Acaba bu meseleyi yakalayabildiniz mi biraz? Allah Allah. Bak şimdi. Bir insan şefkatini yanlış kullanırsa cezası var mı o zaman? Var. Ahirette mi? Hayır, dünyada. %100 mü? %100. Bir çocuğun ateşe koşması gibi. O zaman bir insan şefkatini doğru kullanırsa neyi olur? Onunla mükafatı olur. Anlıyor musunuz? Kanun böyle, yasa böyle yani. Şefkati yanlış kullanana ceza varsa doğru kullanana mükafat vardır. Şimdi bir insanın kendi şefkati gelişirse ne oluyor biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle'nin de merhametini anlamış oluyor. Demek ki bir insan Allah'ın merhametini anlasa, o esmalardaki payını büyütse, onun karşılığında da mükafat alacak. Ama sadece ahirette mi? Hayır, şefkat yasası olduğundan buradan alacak yani. Nasıl genişler bu şefkat? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzedikçe genişleyecektir. İnsan ona benzedikçe esma-i ilahiyi keşfedecektir, şefkati genişleyecektir. Şimdi bakın, şefkat yasası dediğimde Efendimiz Aleyhisselam aklınıza geldi değil mi? Alemlere rahmet olarak gönderilen kim var? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam var. Peki ondan sonra onun yol arkadaşları olan sahabe efendilerimizi düşünün. Asıl şefkat onların yaptığı mıdır? Onların yaptığıdır. Demek ki şefkat yolda birine denk geldiğinde sadece sarılmak, biri yemek ısmarlatmak demek değildir. Planlı ve projeli bir şekilde birilerinin imanlarına yetişmek asıl şefkattir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkatine asıl nasıl benzeyebilirsin? Şefkatteki payını nasıl büyütebilirsin? Sadece birilerini gördüğünde, hal hatır sorduğunda böyle tatlı tatlı konuşmalarla değil, imanlar için dertlenerek, onlar gibi bir derde sahip olarak, iman yolunda projelerini genişleterek esmadaki payını büyüteceksin. Şefkat ancak böyle genişler. Yani dünyada bir insan boğulursa tabii ki de aklın gereği onu kurtarmak lazımdır. Ama madden boğulan bir insanı kurtardığında o adam yine gayrimeşru bir hayata dönebilir. Sen ama manen boğulan bir adamı kurtarıp hidayet nuruyla tanıştığında o adamın sonsuzluğunu kurtarmış olacaksın. O yüzden bir insana yapabileceğiniz en büyük şefkat karşılığı onun dünya hayatını ferahlatmak değil, ahirette imanına yetişmek. Anlaşıldı mı? Kendinizdeki şefkati geliştirip dünyada da mükafatını alabilirsiniz. Ama o şefkati geliştirmenin yolu sadece birine çok güzel sarıldım, yemek ısmarladım, çay ısmarladım, ya şuna da bir tişört hediye aldım demek değil. Sahabenin yolunun aynısına basmaya çalışmak. O da nedir? Planlı ve projeli bir şekilde insanların hidayetine yetişmek. Bakın şurada birkaç tanecik adam aynı gayede, aynı kalbi taşıdığında milyonlar bugün hayalhanemdeki Risale-i Nur'un iman dersleriyle hidayetini kurtarıyor. Ya her gün binler mesaj gelir mi ya? Her gün mü ya? Her gün mü? Tesettüre girdik, iman ettik, namaza başladık, içkiyi bıraktık, karımı dövmeyi bıraktım, çocuğumu dövmeyi bıraktım. Her gün mü gelir binlerce ya? Şimdi burada bir çark olmak mı asıl şefkat? Yoksa dışarıda gördüğümüzde birbirimize ne güzel sarıldık bugün ya. Ya sarılalım yani, iş öyle bitiyorsa sarılalım. Şefkatteki payınızı genişletip dünya ve ahiretinizi saadetli geçirmek istiyorsanız onun formülü de sahabenin ayak izlerinde. Yani şu hizmet etmekten başka çare bulamıyorum, zihnimde bulamıyorum. Buraya kadar sorun var mı? Anlaşıldı mı? Konu çok enteresan değil mi? Şefkatin bir yasa oluşu ve cezasının anında oluşu.
Ya çok enteresan bir olay. Hiç insanın aklına gelmeyecek olay. Alt başlık muhabbet. Farkındaysanız şefkat kanunu ile ilgili bahsettiğim olaylar çok keskin olaylar. Yani sen şurada karıncanın ayağını kırsan senin ayağın kırılır diyor. Bu demek ha. Bu arada mecaz vermedim, tam bu olabilir yani. Şefkat kanunu böyle bir şey. Birazdan örnekleri görüp şaşıracaksınız. Yani şurada bir tane Sabi'nin canını yaksan senin canın yanacak. Çok ağır değil mi hükümleri? Çok ağır. Allah Allah. Karıncanın ayağından bizim ayak gider mi? Gider. Şefkat kanunu yasasına göre gider. Ateşin yakması gibi yaşa da bakmaz, başa da bakmaz, kişinin ne olduğuna da bakmaz. Ya arkadaş, neden bu kadar ağır bu şefkat kanununun hükümleri? Ağır olmasının sebebi şu. Allah Azze ve Celle kainatı şefkat edip yarattı. Ne demek istediğimi anlatayım size. Şimdi Üstad Hazretleri diyor ki, muhabbet bu kainatın bir sebebi vücududur diyor. Allah kainatı ihtiyacı olduğu için mi yarattı? Hayır. İhtiyaçtan değil, iktizadan yarattı. Bu iki kelimeyi bir ufak konuşalım. Mesela ben çok cömert bir insanım. Durumu olmayan birilerine yardım ettim. İhtiyaçtan mı yardım ettim? Hayır. Cömertsen iktizası yardımdır. Doğru mu? Bak şimdi. Güneş ihtiyacı olduğundan mı bize ışık veriyor? Hayır, ihtiyaçtan değil. Güneş ise iktizası ışık vermesidir. Allah Azze ve Celle de kainatı bizlere ihtiyacı olduğundan yaratmadı. Şefkatinin iktizası bizi yaratmaktı. Anladınız mı olayı? O yüzden Allah'ın kainatı yaratmasının sebebi şefkat ve muhabbet. Kainatın mayası şefkat ve muhabbet olduğu için, temel yasa yani. Bakın tekrar söylüyorum, çok ilginç değil mi? Ya Rab, neden yarattın bizi? Çok hikmetleri var ama temel vücudu sevdiğinden yaratıyor. Ya ne enteresan mesele. Şimdi Allah şefkat edip sevdiğinden yaratacak. Yani kendisinin zatında bu şuunat-ı ilahi olacak, bu ilahi yerler olacak. Sonra da sen böyle bir Allah'ın huzurunda şefkatsizlik edeceksin. Burun tokadı tabii ki de ağır olur. Karıncanın ayağına senin ayağın gider yani. Anlatabildim mi demek istediğimi? Muhabbette enteresan bir sır var. Bakın şu Mehmet'i şöyle ufak ufak parçalayalım. Kainatın yapı taşına doğru gidelim. İnsan var, biraz daha parçalayalım organ var, biraz daha parçalayalım doku var. Altına inelim hücre var, altına inelim atom var, altına inelim kuarklar var, altına inelim esir maddesi var, altına inelim Nur-u Muhammed var. Kainatın yapı taşı ne? Nur-u Muhammed. Allah Azze ve Celle Habibini sevmiş. Levleka levlek leme halaktu leflek. Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım demiş. Onun nurundan kainat yaratılmış. Sevgiyi görüyor musunuz? O yüzden eskiler diyorlar ki, muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Aleyhissalatü vesselam. Kainatın sebebi vücudu muhabbettir. Asıl muhabbet de Efendimiz Aleyhissalatü vesselam'a olan muhabbettir. Yani biz senin yüzün suyun hürmetine yaşıyoruz ya Resulallah desek hak mıdır? Haktır. Şimdi kainata şefkat edip muhabbet ettiğinden böyle bir döngüde Allah yaratacak. Sen de şefkatin yasasını kıracaksın. Olmuyor değil mi? Neden hükümlerinin bu kadar ağır olduğunu ifade etmeye çalışıyorum yani. Manevi güzellikler maddi gözlere, maddi surette gözükür. Şimdi bir insan diyor ki, Hasan ben ressamım. Manevi bir güzellik değil mi? Ben şöyle baksam adamın ressam olduğunu anlar mıyım? Anlayamam. Ne yapması lazım? O manevi güzelliğini kağıda dökecek ki ben manevi güzelliğini maddi gözümle de görebileyim. Sonra da diyeyim ki, aa bu adam meğer ressammış diyebileyim. Bir insan çok iyi bir ahçı. Bakar bakmaz anlar mıyım? Nereden anlayacaksın? O manevi bir güzellik. Manevi güzellikler maddi gözlere, maddi surette gözükür. Adam o güzelliğini, o kabiliyetini bir yemeğin üzerinde döküp gösterecek ki ben maddi olarak onu anlayabileyim. Allah Azze ve Celle'nin de merhameti, şefkati şu maddi gözlere ne surette gözükür sizce? Maddi surette gözükeceğinden dolayı işte Allah şefkatini ve merhametini bizim gibi maddi gözlere kainat kitabından maddi surette göstermiş. Allah Azze ve Celle bütün kainatı sevmiş, yaratmış ve bunu göstermiş. Gösterdiği nereden belli? Koca gezegenlerin yan yana birlikte hareket etmeleri neden sizce? Muhabbetten. O cezbe kanununa ne diyoruz? Aslında muhabbet kanunu diyoruz. Bütün mevcudatın birbirine yardım etmesi neden? Muhabbetten. Zerrelerin her birisinin tek bir maksada yönelik hareket etmesi neden? Muhabbetten. Yani Allah Azze ve Celle'nin muhabbeti, şefkati, bunların mayası olmasa, Allah aşkına şu atomlar niye böyle duruyor? Su gibi dağılması gerekmez mi? Şu hücrelerim neden parçalanmıyor? Bunların oluşturup Mehmet'i yapmaktaki amacı gayesi nedir? Bütün birlikteliğin her birisi muhabbetten. Yani şöyle aynada kendinize baksanız şunu demeniz lazım. Kayyum ismiyle şu atomlarımı, hücrelerimi böyle derleyip de beni ayakta tutan Allah sevmiş ya.
Yoksa şu hücrelerin, şu atomların yan yana durup bu kadar zahmeti çekmeye ne ihtiyacı var? Benim gibi maddi göze Allah Azze ve Celle bu manevi güzellikleri maddi suretlerde gösteriyor. Bütün kainatın cezbe yasasına bakın, işte o budur. Evet, ders anlaşıldı mı? Şefkat kanunu meselesi anlaşıldı mı? Şimdi şefkat kanununda derinleşelim ki başımıza gelen musibetlerde filmi geriye saralım, burada doğru yapmamışım diyebilelim. Sadece bir hatırlatma yapayım. İnsanlarla mesela bazen hak ve hukuk konuşuyorum. İlk gelen cümle, ben bunun hakkını yemedim, bunun hukukuna riayet ettim falan. Hemen insan insanla kıyaslıyor kendisini ve ben hemen diyorum ki en büyük hukuk olan Allah'ın hakkı hukuku yendikten sonra neden insanla hukukunu bu kadar yüksek önemsiyorsun ki? Allah'la hukukun mu daha önde, insanla hukukun mu? Bu tür meselelerde konu hep insanlar arasında kalıyor. Benim ona hukuk noktasında problemim yok. Ben ona bir şey dememişim, ben ona bir şey yapmamışım. Ama Allah'la hukukun nasıl? Allah için ne yaptın, Allah için ne dedin? Buralardan bakmak gerekiyor. Şefkat kanununda da sadece ben ve mahlukat olarak o dar dairede kalmayın. Acaba Allah'ın benden istediği şefkati ben içimde barındırabiliyor muyum diye konuyu kendinizle Allah'a taşımanız şarttır. Buyurun devam edelim. Bismihi Sübhanehu. Mesnevi Nuriye, Katre, Hatime. Nokta. Arkadaş, masum bir insana veya hayvanlara gelen felaketlerde, musibetlerde beşerin fehminin anlayamadığı bazı esbab ve hikmetler vardır. Şimdi masumsun değil mi? Masum insanlara, hayvanlara bir felaketler geliyor. Yani buradaki hikmet nedir acaba? Hikmet şudur. İsyanlar umumi işlenince şefkat kanunu kırıldığından dolayı musibetler de umumi gelir. Anladınız mı olayı? İsyanlar umumi işlenince şefkat kanunu kırıldığından dolayı musibetler de umumi gelir. Peki o musibetler umumi geldiğinde zalim mazlum ayırır mı? Onu da ayırmaz. Bakın ayet ne diyor Enfal suresinde? Bir bela bir musibetten çekininiz ki geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar. Ayet diyor ha bunu. Allah Allah. Allah Azze ve Celle yapılan her şeyi kaderde saklıyor. Seninkini, benimkini, onunkini biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor. Birden kader kalemi yazmaya başlıyor ve umumi musibetler sel gibi yağıyor. Seller oluyor. Neden oluyor acaba? Bir yasası var bunun. Şefkat kanunu kırıldı. Depremler oluyor. Bir anda Covid'ler oluyor. Herkese ve rehin oluyor. Allah aşkına son dönemin cinayet haberlerine bakar mısınız? Çocukken duyardın ki biri birini çekmiş, vurmuş diye. Şimdi diyorsun ki yani çocuk annesini doğramış. Psikopatın bir tanesi almış, kızın bir tanesini doğramış, morgun önünde bir de özledim diye gitmiş, psikopatlığa bakar mısın? Orada yakalıyorlar. Öbürü psikopat hanımını öldürüyor, sonra diyor ki ya bu çocuklar annesiz kaldı diyor, 3 çocuğunu da öldürüyor. Ya şimdi bunlar normal mi? Normal olaylar mı bunlar? Bunlar kulakların inanamadığı hadiseler diyorsun yani nasıl bu kadar canavarlaşabilir, nasıl bu kadar psikopatlaşabilir? Yani bunları akıl hastanesine yatırsan teşhis koyamazlar yani. Şimdi bu kadar umumi musibetler. Bir de bunlara yangınları ekle, depremleri ekle, felaketleri ekle. Neden geliyor biliyor musunuz? Umumi gafletten dolayı geliyor. Şimdi ortada kaldırılacak bir ceset var. Öyle mi? Herkesin yapması gereken İslam cihetinde vazife var. O diyor ki ben ne yapayım o. O diyor ki ben ne yapayım o yapsın. O onu diyor, o onu diyor, o onu diyor. 3-5 gariban böyle üstüne yük almaya çalışıyor. Ya yapalım da aman Allah bize kızmasın, razı olsun bizden falan diye. Diğerleri de böyle köşeye atıyor. Ne yapacağız ki biz zaten evde namaz kılıyoruz, Kur'an okuyoruz. Kimsenin hakkını yememişiz. O sözü söylemek şart biliyorsunuz. Allah'ın hakkı unutulup kimsenin hakkını yememişiz sözü de söylenmesi lazım. Ondan sonra o umumi gaflet bir dönüyor umumi musibete. Şefkat kanunu kırıldığından dolayı musibetleri umumi şeklinde yaşıyoruz. Allah Allah. Allah Azze ve Celle'nin zamanında kökünden helak ettiği kavimler var bu yüzden. Nuh peygamberin kavminde gemiye 70 kişi binmiş. Çiçek, böcek. Hiçbir şey bırakılmamış orada. Düşünebiliyor musun yani? Allah Allah. Ya Rab, bu masumları, bitkileri, hayvanları onları neden helak ediyorsun? Neden biliyor musunuz? Sırrı imtihandan dolayı. Yani sadece zalimler helak olsaydı herkes inanmak zorunda kalır mıydı? Evet. Düşünsene sadece 3 zalim helak oluyor. Ondan sonraki bütün zalimler içinden iman etmek gelmese de mecbur iman edeceklerdi aman başımıza bir şey gelmesin diye. Yani imtihan sırrı kalkacaktı. Şimdi şuraya farklı farklı yumurtalar getirelim, hayvan yumurtaları. Dışarıdan baktığında onları ayırt etmek nasıldır? Çok zor değil mi? Ne olması lazım ayırt edilebilmesi için? Kırılması lazım. Dışarıdan bakınca hepsi bembeyaz yumurtalar. Bir kırıyorsun, birinden tatlı civciv çıkıyor, öbüründen dürülü yılan çıkıyor. Biz de dışarıdan baktığımızda hepimiz insana benziyoruz. Ama kimilerimizin şeytan olduğunun ortaya çıkması için, insi şeytan olduğumuzun ortaya çıkması için yumurtaların kırılması lazım. O yumurtaların kırılması için de imtihan zembereği lazım. O imtihan zembereğinde musibet geldiğinde iyilerle kötüleri ayırsaydı eğer Ramazan abi, yumurtalar
kırılamayacak, herkes zahirdeki gibi insan zannedilecekti. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani herkes inanmak zorunda kalmasın diye musibetler umumi gelirse zalim mazlum ayırmazlar. Allah Azze ve Celle imtihan sırrı bozulmasın diye yıldızlar ile Allah vardır yazmaz. Yıldızlara bakan Allah'ın varlığına iman eder. Anlatabildim mi demek istediğimi? Allah'ın çok ilginç bir yasası daha var biliyor musunuz? Bu zalim mazlum yasasında. Her zalimin çok sevdiği bir mazlum olduğu için Allah Azze ve Celle imtihanı öyle toplu verir. Zalime mazlumla diz çöktürtür. Canavar bir insan düşünün. Onun bile böyle gönlünü bağladığı küçük bir bebeği çocuğu vardır. O yaptığı yanlışların, şefkat kanunu kırmalarının neticesini umumi cihette görür, anlar ki adalet çarkı işliyor ve Allah Azze ve Celle o mazlumla, o zalime diz çöktürür. Bunun neticesinde mazlum mükafatın alasını ahirette alır, zalim zalimliğin karşılığını ahirette alır. Bu dünyaya bakan yanı ve ahirete bakan yanı vardır. Çok enteresan olay değil mi? Allah Azze ve Celle birlikte imtihan ederek bir zalimi mazlumla diz çöktürür. O yüzden şefkat yasasını kırmadan önce, birilerine bir yerlere zalimlik etmeden önce çocuğunuza, annenize, babanıza, kardeşinize doya doya bakın. Sizin yaptığınız yanlışlar umumi bir musibete dönüşürse onları da etkileyecektir. Allah Allah. Çok ilginç yasa değil mi? Bir arkadaşı uyarmıştım da, tefe, kumar, çok adamın canını yakıyordu böyle. Yapma dedim, Allah Azze ve Celle senin gibi kibirleri çocuklarından çok yakalar, dikkat et, yapma dedim. Bize bir şey olmaz, görmüyor musun gücümüzü, kudretimizi, manasında konuştu. En son çocukları torbacılık yapıyordu yani. Allah Allah. Hiç hesaplayamadığımız yasalar değil mi? Bunlar Allah'ın yasalarıymış, çok ilginç. Evet, devam edelim mi? Yalnız meşiyeti ilahiyenin düsturlarını havi şeriatı fıtriye ahkamı aklın vücuduna tabi değildir ki aklı olmayan bir şeye tatbik edilmesin. Şu cümleyi tekrar hatırlatayım. Kur'an şeriatında akıl şartı var mı? Evet var. Yaş şartı var mı? Evet var. Fıtrat şeriatında akıl şartı var mı? Hayır yok. Yani bir çocuk 10 yaşında bir çocuk dinen kabahat işlese ceza görür mü? Hayır görmez. Peki 10 yaşında bir çocuk fıtrat şeriatına göre kabahat işlese ceza görür mü? Görür. Ateşe koşsa yanar mı? Yanar. Ateş şunu der mi? Ya bu çocuk masumdur yakmayalım demez. Çok önemli. Evet. O şeriatın hikmetleri kalp, his, istidada bakar. Üç kelime çok önemli. Kalp, his, istidat. Bunlardan husule gelen fiillere o şeriatın hükümleri tatbik ile tecziye edilir. Şimdi bu üçünden şefkat kanununu kıracak bir hüküm çıkarsa bunun da cezası var mı? Evet bunun da cezası var. Şunlara bir iki bakalım. İstidat. İstidat kabiliyet demektir. Bir insan o kabiliyetini uygun ölçüde Allah için sunsa, kullansa bunun mükafatını alacak mıdır? Alacaktır. Gerçekten Allah'ın verdiği kabiliyetleri, sermayeyi, serveti Allah için kullananlara bakın. Acayip bir huzur göreceksiniz. Peki bir insan Allah'ın verdiği kabiliyetleri, istidadı Allah için kullanmasa bunun cezasını görecek midir? Evet bunun karşılığında da bunun cezasını görecektir. Bak ceza bunlara bakıyor. Şimdi ben bu olaya biraz fazla şahit oluyorum. Dünyada cevval insanlar ya biz de Allah için bir sorumluluk yapalım deyip hizmetin içine giriyorlar. Şöyle ellerini bağlıyorlar. Garip bir tavra giriyorlar yani. Böyle saygı, hürmet ifadesi olarak kastetmiyorum. Hiçbir şeye el uzatmama olarak kastediyorum. Adam dünyada en âlâ müteahhit hizmetin içerisine giriyor. O kadar yapılacak iş var. Kabiliyetlerini Allah için sunmuyor. Adam dünyada en âlâ projeleri bitirmiş. Hizmetin içerisine giriyor. İki tane elektrik işi var. Belki orada adam bulunmuyor. Adam dünyada ne organizeler yapmış. Adam dünyada kaç insanın kahrını çekmiş, adam dünyada ne sermaye harcamış, ne organizeler bitirmiş, ne yurt dışı işleri bitirmiş. Hizmetin içine giriyor, bir çay içiyor, nasıl mübarek diyor, çekiyor gidiyor. İşte o kabiliyetler Allah için kullanılmazsa bunun cezası da bu dünyada peşin görülecektir. Kabiliyetlerini Allah için kullanamayan insanların özellikle ceza olarak
manevi bir cehenneme atıldığına şahit olacaksınız. Çünkü biz bu işlerle mecbur ve mükellefiz. Allah Azze ve Celle cemali işlerini başka memurlarla yaptırır. Celali işlerini başka memurlarla yaptırır. Yani bir insana mükafat gönderecekse öyle insanlarla denk getirtir, tevafuk ettirir. Bir insana ceza gönderecekse başka insanlarla yaptırır. Şimdi idam sehpasına vuran insanlara dikkat edin, vasıfsız adamlar seçilir. Neden? Çünkü o iş güzel bir iş olmadığından memuru da güzel olsun istenilmez. Hakim idam kararı verirse kalemi kırar çöpe atar. Neden? Çünkü o kalem güzel bir şeye hüküm vermediğinden artık o kalemden hayır gelmez. Allah Azze ve Celle de kabiliyetler onun yolunda kullanılıp sunulmadığında ceza vermeye çok mütebessim adamları gönderecek değildir. Kimleri gönderir? Buyurun, kimleri gönderir? Zalimleri gönderir. Nereden belli? Bak şimdi hadise dikkat et, hadise. Zalim Allah'ın kılıcıdır. Allah zalimle intikam alır, döner zalimden intikam alır. Fıtrat kanununa muhalefet eden bir insana Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği memur zalim. İdam sehpasına vuran gibi, kırılan kalem gibi. Zalim Allah'ın kılıcıdır. Allah zalimle intikam alır, döner zalimden intikam alır. Başımıza gelen musibetlerin biraz sebebi hikmeti anlaşılıyor mu? Hiç olmadık bir zaman ve zeminde bir zalimle karşılaşmamızın sebebi anlaşılıyor mu? Ne enteresan olaylar değil mi? Bir de hissiyat kelimesini incelememiz lazım. Hissiyat bozulduğu anda cezası hemen. Hissiyat bozulduğu anda cezası peşindir, hemendir. Ateşin yakması gibi, suyun boğması gibi. Eskiler demişler ki, ayağın taşa takılsa dönüp kalbine bak. İnsan da şunu diyor, ya Rab, o kadar adam geçti buradan. Hiçbiri değil de neden benim ayağıma takıldı bu taş? Çünkü sen zulmettin, kaderin de adaleti vardı, o gerçekleşti. Anlaşıldı mı? Demek ki kalpte hissiyatlar bozulduğu anda, samimiyetler bozulduğu anda, asıl yaratılış sebebimiz bozulduğu anda kapınızı çalan musibetler artık misafir olarak gelecektir. Ama şekilleri ve simaları güzel mi gelecektir? Hayır. Memur olarak çirkin surette gelebilirler. Anlaşıldı değil mi? Allah Allah. O taş niye ya Rab o kadar adam dururken benim ayağıma çarptı? Bir sonrakinde de kafamıza çarpmasın diye. Ya bu o kadar önemli ki, bu istidat ve hissiyat o kadar önemli ki. Ya nice arkadaşlarla bunun konuşmasını yapıyoruz. Bak Allah Azze ve Celle bizden bir şeyler istiyor yani. Ve bu kadar güzellikler içerisinde istiyor. Ne güzel dostlar, ne güzel imkanlar, ne güzel arkadaşlar. Şu kitapta bunları tanıma meseleleri. Yani bu kadar hırsı dünya ile zaten yiyemeyeceğimiz işleri biriktirip saldırıp bu dünyayı biriktirmek yerine biraz başkalarına yetişmek gerekmez mi diye. Hem hissiyatı karışıyor hem istidadı karışıyor. Yanlış yerlerde kullanıyor. Sonra bir bakıyorsun aklı da karışıyor. Sonra bir bakıyorsun o aradığı huzur kaçıyor gidiyor, uzaklaşıyor. Başına gelmeyen iş kalmıyor, başına gelmeyen musibet kalmıyor. Ne sağlık kalıyor, ne evlilik kalıyor, ne çocuk kalıyor, ne huzur kalıyor, ne para kalıyor, ne etrafındaki dostu kalıyor. Allah Allah. Bunların her birisi bir sebebe mi bağlı? Evet. İşte o sebebi bulabilirsek bir rahat nefes alınmasına vesile olabilir diye bu dersi böyle derin derin anlatıyor. Buyurun devam edelim. Mesela bir çocuk eline aldığı bir kuş veya bir sineği öldürse. Tefekkür edin. Ne var senaryoda? Bir çocuk var. Elinde ne var? Kuş ya da sinek. Ne yapacak? Öldürecek. Evet. Şeriat-ı fıtriyenin ahkamından olan hissi şefkate muhalefet etmiş olur. İşte bu muhalefetten dolayı düşüp başı kırılsa müstehak olur. Allah Allah. Nasıl olay? Devam. Çünkü bu musibet o muhalefete cezadır. Çocuk bir kuşu ya da çekirgeyi öldürdü mü? Öldürdü. Kur'an'a göre cezası var mı? Yok. Fıtrata göre cezası var mı? Var. Fıtri yasaklara uymadığından düşüp başını yarsa müstehaktır diyor. Çok enteresan bir yasa değil mi ya? Allah Allah. Tekrar hatırlatayım. Fıtratın kanununda akıl mecburiyeti yok. Yaş mecburiyeti yok. Yani bir çocuk ateşe koşsa ateş ya bu çocuk masumdur yakmayayım demez. Şimdi ateş olayını anlıyor da insan. Bir kuşun kanadını kırsan. Ya bakın çok enteresan bir fıtrat yasasıymış. Senin de kanadın gidecek. Bir çekirgenin ayağına etse senin de ayağın gidecek. Yani şefkat kanununa muhalefet edilirse, bir kuş incitilirse,
bir çekirge öldürülürse yaş kaç olursa olsun aynı ile karşılık görecekmiş. Bu bir dizide geçmektedir. Şimdi bunlar fıtrat yasası olduğundan insanlar bu hakikatleri okumasa da fıtratlarında var aslında. Behzat Ç.'nin bir dizisinde böyle rüyaya mı dalıyor, ne oluyor? Çocuk haliyle bir de ihtiyar haliyle konuşuyor Behzat Ç. Orada ya neden böyle oldu falan diyor. İhtiyar halinin elinde böyle bir tane kutu var. Kutuyu bir açıyor. Öldürülmüş bir tane kuşun kafasının iskeleti var. Her şey bundan dolayı başladı diyor. Ya ne alakası var onunla onun diyor. Hayır hayır, bütün kırılma bundan dolayı başladı diyor. Dizi şunu diyor yani. Başımıza gelen olayların her birisi çocukken öldürdüğüm şu kuştan dolayı olmuş diyor. Nasıl olay? Hayret verici değil mi? Şimdi o dizilerdeki senaryoları insanlar fıtratlarına bakarak yazıyorlar ya. Yani bu eserden okunmasa bile bir fıtrat yasası meselesi bir diziye konu olmuş. Bunun gibi daha çok meseleler var. Filmlerde, dizilerde fıtrat kanunu olduğundan fıtratını okuyan bunları da okuyabiliyor. Çok enteresan. O yüzden bir insan ufacık yaşta bile şefkat kanununu kırsa bunun karşılığını alıyor. Çok şaşırtıcı olduğunun farkındayım. Bunun karşılığında başka bir şeyin daha farkındayım. Neyim biliyor musunuz? Annenin babanın rehberliği çocuk için çok önemli. Çocuğa bir vazife daha nedir biliyor musunuz? Fıtratın kanunlarını öğretmek. Özellikle en keskini şefkat kanununu çocuğa öğretmek. Daha küçücük yaşlarda o çocuğun şefkatli bir hale gelmesini ona ders vermek ki o çocuk ileride büyük bir musibete uğramasın. Yani muzırların arızaları ve defi için bazı böcekler öldürülebilir ama onun haricinde bir böceğe, bir hayvana bile zarar verdirtmemek çocuğa verilecek önemli derslerden bir tanesidir. Kendisi bu dersleri almayan bir anne baba çocuğa bu rehberliği nasıl yapacak? Bakın gene iman derslerinin ne kadar önemli olduğu, hizmet etmenin ne kadar önemli olduğu çıkıyor ortaya. Bir örnek daha vereyim. Keşşaf eserinin sahibi Zemahşeri. Bu ismi duymuş muydunuz? Zemahşeri. Arap belagatında zirve bir isim Zemahşeri. Akıl alır gibi birisi değil yani. Bir gün kuşun ayağına ip bağlar, çeker, kuşun ayağı kopar. Sonraki hayatında da kendisinin topal yaşadığından bahsedilir. Bir rivayete göre anne bedduası almıştır der ama başka bir meseleyi anlayana göre şefkat kanununu kırdığından, bir kuşun ayağına zarar verdiğinden kendi ayağı da zarar görmüştür. Şefkate muhalefet edilse bir insan manen de ciddi zararlar görür. İlginç olaylar değil mi? Allah Allah. Anlaşılıyor mu? Devam edelim mi? Buyurun. Veya dişi bir kaplan öz evlatlarına olan şiddeti şefkat ve himayeyi nazara almayarak zavallı ceylanın yavrucuğunu parçalayarak yavrularına rızık yapar. Bu sefer kim var? Dişi bir kaplan var. Kimi parçalayacak? Yavru ceylanı, evet. Sonra bir avcı tarafından öldürülür. Sonra ne oldu? Avcı girdi senaryoya, evet. İşte hissi şefkat ve himayeye muhalefet ettiğinden ceylana yaptığı aynı musibete maruz kalır. Şimdi hayvanlar birbirine hisleriyle bağlıdır. Dikkat edin, aileleri var mı? Var. Toplulukları var mı? Var. Neyle bağlılar bunlar? Hislerle bağlılar. Hislerle bağlı oldukları gibi dişi bir kaplanda annelik hissi de var mı? Var. Nereden belli annelik hissi olduğu? Çok güzel. Bak kendi yavrusunu ağzında alıyor, yuvaya taşıyor. Canavar bir aslan. Yani böyle bu his olmasa onda kendi yavrusunu da çiğner köşeye atar. Ama kendi yavrusunu alıyor, yuvaya taşıyor. Demek bu his var mı onda? Var. Şefkat hissi var mı? Var. Ceylan'ın yavrusunu yiyerekten bu şefkat hissini kırıyor. Kırdığından dolayı şefkat kanununa muhalefet ediyor. Şefkat kanununa muhalefetin cezası anındaydı. Allah Azze ve Celle de ona bir avcıyı musallat ediyor. Görüyor musunuz? Allah Allah. Kader adalet ederken avcı da zulmetmiş oluyor. O dişi aslan ya avcı tarafından öldürülüyor ya da bir panayırda sergileniyor. Çok ilginç bir olay. Anne timsah şefkat hissi nedir bilir mi? Bilir ya, 15 tane yavrusunu çenesine alıyor. Dişleri ne oluyor? Her biri pamuk oluyor değil mi? Hiçbirisini kesmiyor. Ağzına koyuyor, oradan gezdiriyor. Demek ki anne timsahta şefkat hissi vardır. Ama aynı şefkat hissine sahip olan timsah anne onu kıraraktan bir ceylanın yavrusunu yiyor. Şefkat hissine muhalefet edip kırdığından dolayı da bir avcıya av olup ölüyor. Ateşin yakması gibi şefkat kanununun geçerli olmadığı hiçbir yer yok. Farkındasınız değil mi? Şuurlu şuursuz, canlı cansız. Şefkat kanunu her yerde geçerli. Aynı ateşin yakması, yerin çekmesi gibi bir kanun. Cık cık.
Madem öyle, bu şefkat kanununa muhalefet bu kadar önemli bir şey. Biz insan olarak neden kurban kesiyoruz? Şefkat kanununa muhalefet etmiş olmaz mıyız acaba? Bakalım. Allah Azze ve Celle bir varlığa nerede vazife verirse ona göre dizayn eder. Mesela kutuplarda yarattığını üşütür mü? Üşütmez. Denizin altında yarattığını boğdurur mu? Boğdurmaz. Kesilmek için kurban olarak yarattığına can çekiştirir mi? Ona da çekiştirmez. Demek ki bir insanın kurban kesmesi şefkat kanununa muhalefet değildir. Hatta Allah için bir insanın kendini kurban etmesi, yani şehit olması dahi öyle temel bir vazifedir ki şehitler ne öldüğünü bilir ne de acı çeker. Rivayette diyor ki ya Rab bizi tekrar tekrar gönder, tekrar tekrar şehit olmak istiyoruz diyor. Acı çeken bizi tekrar gönder ya Rab der mi? Demez. Allah Allah. Evet, bir de ihtar var, orayı da okuyalım, buyur. İhtar. Kaplan gibi hayvanların helal rızıkları ölü hayvanlardır. Şimdi şu soru gelmiştir aklınıza. İyi de ne yesin bu hayvan? Geldi mi? Geldi değil mi? Ya iyi de bu hayvan gariban ne? Ne yesin yani? Allah Allah. Şimdi de onu anlatıyor bak, ne yemesi gerektiğini. Aslında onların helal rızkı neymiş? Leşmiş. Yani avlanmak onlar için asıl helal rızık mıymış? Değilmiş. Bakın buyurun. Sağ hayvanları öldürüp rızık yapmak şeriatı fıtriyece haramdır. Fıtrat şeriatına göre hayvanlar, sağ hayvanları öldürüp rızık yapmaması gerekiyor. Normalde bu hayvanlar temizlik işçileri. Yani Allah Azze ve Celle onlara ciddi kabiliyetler veriyor ki ne yapsınlar diye? Leşleri yesinler diye. Bunun da anlaması biraz zor, farkındayım ama. Bazı belgeselleri izlediğinizde kışın sadece leş yiyerek geçinenleri, beslenenleri görebiliyorsunuz. Ama o şefkat kanununu kırıyor, avcılığa başlıyor ve birilerini öldürüyor. Bir ceylanın yavrusunu öldürüyor. Bunun neticesinde de ne oluyor? Avcıya yem olmuş oluyor. Fıtri vazifesini terk ettiğinden dolayı. Evet. Başlık musibetten kurtulmak. Şimdi dersin başında musibetlerin sebebini anlayalım, kurtulalım. Bunun bir matematiği var dedim hatırlıyorsanız. Bunun için de şefkat kanunu çalıştık. O matematikten devam edeyim ben. Önce şu soruya bir cevap vermemiz lazım. Her musibet yanlışımız yüzünden mi bizim o zaman? Değil. Çok güzel. Şimdi başına sürekli iş gelenlere yakalayıp desek ki kim bilir ne haltlar karıştırdın yine başına bu musibetler geldi. Bu doğru olur mu? Olmaz değil mi? Demek her musibet bir günahın neticesi değildir. Nereden biliyoruz? Bakın hadise bakın. Eşeddül bela alel enbiya sümmel evliya felemsel. Belanın en şiddetlisi önce peygambere, sonra evliyaya, sonra da mertebesine göre gelir diyor. Demek ki musibet ve bela aynı zamanda bir mertebe meselesidir. Yani sürekli günahtan dolayı gelmek zorunda değildir. Neyden dolayı da gelebilir? Mertebeden dolayı da gelebilir. Nice peygamberlerin, evliyaların başlarına ne musibetler gelmiş. Haşa haşa haşa. Yani ne yanlışlar yapıldı da bunlar başa geldi denilebilir mi? Mümkün mü böyle bir hadsizlik? Hiç denilebilir mi yani? Cercis Aleyhisselam'ın derisini yüzmüşler. Zekeriya Aleyhisselam'ı testereyle kesmişler. İmam Azam'ı zindanlarda çürütmüşler. Üstad Rahimullah'ın başına gelmeyen kalmamış. Şimdi haşa denilebilir mi yani? Bir yanlış yapılmış ki bir musibet gelmiş diye. Hayır, hayır. Demek ki her musibet bir günahın neticesi demek değildir. Allah bir kulunu severse dünyayı çirkin gösterir. Onu manen terakki ettirir. Mesela İmam Azam'la İmam Hüseyin'in başına ne musibetler gelmiş ya. Biri Kerbela'da şehit olmuş, öbürü hilafeti bırakıp ne zahmetler çekmiş. Risale-i Nur'da onlar için ne diyor biliyor musunuz? Ehl-i Beyt'i dünyevi saltanattan uzak tuttu Allah diyor. Bu ne meselesi? Bu bir mertebe meselesi. Görüyor musunuz? Allah Allah. O pak temiz o Ehl-i Beyt'i bir mertebede tutma meselesi. Her musibet günahtan dolayı değil. Ama bizim gibi arkadaşların başına gelen birçok musibet günahtan dolayıdır. Ama bunu okumayı öğrenebilmek de çok önemlidir. İşte bunu okuyabilmeye tevil-i hadis deniyor. Hadiseleri yorumlamak demek. Musibetten kurtulmak için hadiseleri okuyabilmek lazım. Hadiseleri okuyabilmeye de tevil-i hadis deniyor. Bu aslında Yusuf suresinde geçen, Yusuf peygamber için kullanılan bir tabirdir tevil-i hadis. Bazı rivayetlerde Yusuf peygamberin rüyaları yorumladığı olay var ya, ona tevil-i hadis denmiştir. Ama baktığınızda tevil-i hadis aslında hadiseleri okuyarak acaba Allah Azze ve Celle bana ne demek istediğinin
cevabıdır. Anlaşıldı mı? Kader okuması da deniyor buna. Tevil-i hadis neymiş? Hadiseleri okuyabilmek. İnsanın musibetlere cevap bulabilmesi için buyur, hadiseleri okuması şarttır. O hadiseleri okuyabilmenin ismine de ne deniyor? Tevil-i hadis. Hadiseleri okuyabilmek için. Yani tevil-i hadis dediğimiz, hadiseleri yorumlayacaksın, birleştireceksin, analiz edeceksin. Yani hakimsin, yasalara bakacaksın ve bu cezayı hak etti diyeceksin. Zor bir olay. Doktorsun, kişi anemnezini okuyacak, semptomlara bakacaksın, hastalığın bu diyeceksin. Zor bir olay. Eczacısın, milim milim ilaçları terkip edeceksin, bu ilaç diyeceksin. Zor bir olay. Hadiseleri okuyabilmek için gerekli kabiliyet, basiret kabiliyetidir. Alt başlık. Musibetten kurtulmak için hadiseleri okumak lazım dedim. Şöyle bir sıralayayım zihninizde. Musibetten kurtulmak, hadiseleri okumak, hadiseleri okumak için basiret. Ferasetle basiretin karıştığı oluyor mu hiç? Feraset bakış genişliğidir. Basiret de bakış derinliğidir. Basiretle ilgili bizim anlayacağımız yorum, kalp gözü demektir basiret. Aklı olup basireti olmayanların bu hayatta hiçbir yere varamadığını göreceksiniz. Yani demek ki hedefini tayin edebilmek saf akıl işi değildir. O aklı kullanacak asıl kumandan olan kalbin işidir. Bu yüzden aklı çok çalışıp kalbi hiç çalışmayan insanların çok zararlı işler yaptığını da görebilirsiniz. Aklını kullanan ama basiretini kullanamayan insanlar yol yürüyemeyeceklerdir. En büyük özellikleri kararsızlık ve şüpheye düşmek olacaktır. Çünkü aklın gözü şekil ve simaları görürken basiret dediğimiz kalbin gözü ruhu görür. Direkt olayların içerisindeki incelikleri anlar. Adeta Allah onun gözlerine sürme çekmiş gibidir. Akıl gözü sadece şekilleri görmüşken kalp gözü dediğimiz basiret Allah'ın kullarına sürme çekmesi gibi kişiye bakar. Bu insanla zarar gelir gelmez der. Bir olaya bakar, bu olay ahiret için karlıdır ya da değildir der. Ama basireti olmayan bir adam aklıyla bunları yapamayacaktır. Basiret, tekrar edeyim, aklı olup basiret olmamanın en büyük alameti sürekli şüpheler, sürekli kararsızlıklar, sürekli tereddütler yaşamaktır. En çok eksiğimiz nereden çıkıyor görüyor musun? Basiretten. Akıl sürekli delile ve şahide ihtiyaç duyar. Basiret ne delile ne şahide ihtiyaç duyar. Aklın şaşkın şaşkın dolaştığı olaylarda basiret anında gider tahtına oturur. Hiç zerre şüphe yaşamaz. Doğru budur der ve ona isabet eder. Neyimiz eksik farkında mısınız? Neyimiz gitmiş farkında mısınız? Bu kadar bilgiyle neden felçli tavuk gibiyiz farkında mısınız? Neden hareket edemiyoruz? Neden doğruyu göremiyoruz farkında mısınız? Akıl yol yürüyemez. Kumandanı basiret lazım, yani kalbin gözü lazım. Basiret kalp gözüdür. Bir şeyin nefsül emrini, yani işin hakikatini görmek demektir. Eşyayı didik didik edip arkasındaki esmayı görmek demektir. Allah burada ne demek istemiş? Yani eşya dediğim ne biliyor musun? Musibeti yaşadın mı? Yaşadın. Yırttın mı o perdeyi? Yırttın. Arkayı ne yaptın? Didik didik ettin. Ve ne dedin? Allah bana bunu demek istiyor. Ne lazım buna? Basiret lazım. Akıl bunun cevaplarını arayıp dura dursun, basiret direkt nerede olduğunu ayağıyla basmış gibidir. Allah Allah. Bu lahuti kaynaktan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kana kana içtiğinden dolayı basiretin öncülüğünü de yapan Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dır. Üstad Hazretlerinin bir avuç insanı Barla'da toprağı Risale-i Nur yazdırdığı dönemlere dikkat edelim. Şamlı Hafız Tevfik bir soru soruyor yanında. Risale-i Nur'ları, bu okuduğumuz tefsirleri yazan talebesi. Üstadım dağın başında hem de Barla gibi bir yerde. Değil mi? Bugün bir insanı haritada göster desen zorlanır. Ya biz bunları yazıyoruz da bunları kim okuyacak? Üstad Hazretlerinin cevabı, Keçeli sen yaz, gün gelip alem okuyacak. Ya okumaz mı? Bugün bizim bir arada olup imanlarımızı kurtarmaya çalışmamızın temel sebebi nedir? Sebep olarak Risale-i Nur, yani bu tefsirden faydalanıyoruz, istifade ediyoruz. Üstad Hazretlerinin o dediği, o yalçın kayalarda 3-5 adamın arasında nasıl olur da buraya taşınabilmiş? Demek ki basiret gözü bu noktaları sezebiliyor. Anlatabildim mi demek istediğimi? O zaman Allah Azze ve Celle'nin yasalarını çok iyi okuyabilen bir insan, görünüşteki işler karanlık bile olsa, üzülmeyin, ileride istikbal inkılabatı içerisinde en gür seda İslam'ın sesi olacaktır diyebilir mi? Diyebilir. 3-5 arkadaşını yorgun ve üzgün de görse, endişelenmeyin, çok güzel günler bizi bekliyor diyebilir mi? Diyebilir. O yasaları okuyamayanlar belki onu basiretsiz zanneder. Allah Allah, biraz karıştırıyorlar herhalde bir şeyler. Üstad Hazretlerinin döneminde ne diyor bu insan denilmiş mi? O da denilmiş. Ama bugün dedikleri tahakkuk ediyor mu? Ortaya çıkıyor. Demek ki buradaki espri nedir? Basirettir.
Müminliğin şartı da basirettir. Bakın Tirmizi'nin hadisi. Müminin ferasetinden sakının. Çünkü o baktı mı Allah'ın nuruyla bakar. Allah Allah. Şimdi doğruların yanlışa, yanlışların doğruya. Beyazın siyaha, siyahın beyaza döndüğü. Böyle bir asırda. En çok neye ihtiyacımız olduğunu anlıyor musunuz? İslam için bile bu kadar kara propaganda olan bir dönemde. Bizim ihtiyacımız olan inanın bilgiler değil. Nedir biliyor musunuz? Basiret basirettir. Allah Allah. O kadar debdebeli ve karanlık bir dönemden geçiyoruz ki. Bilgilerle çözülecek iş değil bunlar. Neyle çözülecek iş biliyor musunuz? Basiretle ancak doğrunun ayıklanabileceği. Çünkü birilerinin sunduğu nazari bilgiler aklın bilgileri olabilir ama basiretin bilgisi demek değildir. Bir ince nokta daha hatırlatayım. Her mürşide el vermek yolunu sarpa sardırır. Mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imiş. Bugün insanlar birbirlerine rehberlik yapacağı zaman, bir gönül dostluğu yapacağı zaman, bir şahsı manevi oluşturulacağı zaman en çok lazım olan şeyler, bir dilden bir dile çevrilebilen bilgiler değil, basiretle yol rehberliği yapmaktır. Çünkü sunulan bilgiler doğrudur ama onun harmanlanması yanlış olabilir. O yüzden akli bilgilerden ziyade bugün insanların birbirine basiret cihetinde rehberlik yapmaya çok ihtiyacı vardır. Bu da yol yürüyecek arkadaşlara çok önemli bir ikazdır. Allah bizi basiret sahiplerinden eylesin. O kadar önemli ki. Mümin olmanın şiarıdır bu, Allah'ın nuruyla bakabilmek. Nur nedir? Nur, karanlık bir yeri aydınlatandır. İleriyi göremiyorum çağrına karşılık. Orayı bütün ışıklar sırlı bir şekilde açılmış gibi senin önüne pinhan etmektir. Allah Allah. Ayan beyan göstermektir yani. Şimdi bunun için olması gereken mesele bu asırda basirettir. O basiretle tevil-i ehadis sağlanacaktır. Hadiseler yorumlanacaktır. O tevil-i ehadisle başına gelen musibetlerin sebebi hikmeti anlaşılacaktır. O başına gelen musibetlerin sebebi hikmeti anlaşıldığında şefkat kanunu kırılmayacaktır. Ve şefkat kanunu kırılmadığından dolayı iki cihanın saadeti sağlanmış olacaktır. Hem dünya hem ahiret saadeti. Nasıl? Formül anlaşıldı mı? Evet. Allah Allah. Nasıl ders? Derin ders değil mi? Evet. Allah razı olsun. Allah izanlı, basiretli, ferasetlilerden eylesin. Çok elzem. Çok. O olmadıktan sonra akıl şaşkın şaşkın gezer ancak. Sübhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Tatlı patladı mı? Sonradan kurtardık hocam. Öyle mi? Yediler mi? Beğenmişler mi? Kime 10 numara diyen? Murat, sen tatlı yemiyorsun ki. Yiyebiliyoruz abi. Öyle mi? Açıldı mı? Uzun zamandır yiyemediğimiz için 10 numara büyük ihtimal abi. Allah Allah. Sizin damak lezzeti falan da gitmiş o zaman ha? Yani şeker bir kuru yesek bile. Var mı daha yoksa? Ha, hepsini yediler. Bir de o sufle sıcak sıcak mı yenmesi gerekiyor? Evde de yapıyor mu? Hemen kafa sallıyor olan. Yaptı ya. Dün yaptı. Deneme yaptı. İyi iyi. Valla. Ölmüyoruz mu ölmüyoruz mu? İhlaslı bir amel ya. Evet. Bu kadar hakikat içinde amel etmezseniz ahiretiniz perişan olur. Gerçekten. İnşallah farkında oluruz yani. Tam böyle başımıza gelen birçok olayların da anlaşılacağı kemik yer burada, bir türlü nefisler ikna olmuyor yani. O kadar çok yapmamız mecbur ve mükellef olan işler var ki. Mecbur ve mükellef. Basit düşün yani. Ben niye buradaysam senin de o yüzden bir yerde olman gerekiyor yani. Ben seçilmiş adam değilim. Orada bu işleri yapan bir adam da seçilmiş adam değil. Tercihe dönüyor iş ondan sonra. Ya buradayım ya ahiretteyim. Ama burada yediğini ahirette yedirmeyecek Allah. Adet böyle yani. Çünkü yani şu kıymetli verilen cihazatların her birisi anlamsız bir hale geliyor sen nefsini harcadığın anda. Ya Allah ya nefsin yani. Şimdi böyle gelip bu kadar güzellikler içerisinde ders dinlemek, daha sonra da boynu büküp merhaba demek, bu direkt Allah için saf yapılmış işler değil ki. Bir de bu asrın özelliğine bak. Allah fedakarlık yapmayan insanların İslam algılarını da çok bozuyor dikkat ediyorsanız. Yani İslam'da olmaz işler onların daha fazla dikkatini çekiyor. Kendi kapasitelerinden bir İslam çıkıyor ortaya. Böyle de yapılabilir, böyle de yapılabilir diye. Halbuki sahabe hayatları ayan beyan açık. Ayan beyan ortada. Bir değil, iki değil, on değil, yüz değil. Her birisinin hayatı aynı yönü işaret ederken biz çok zıttını yapıyoruz. Yani bu kazanma kuşağında kaybedebiliriz. Allah muhafaza. Ben bunu hatırlatmaya devam edeceğim. Özellikle bu odaya gelen insanların bir vazife, bir görev alması şart. Çünkü manevi şirket mantığında hedeflerimiz var. Ahiret parası kazanmak istiyorum. Çok kazanmak istiyorum.
o sahabelerle denk gelebilecek noktayı yakalamak istiyorum. O ahiret parası kazanmak da sadece çok amel yapmak değil, onların içerisinde ihlaslı amele ulaşabilmek. İhlaslı amele ulaşabilmek için çok amel yapmak ama. Anlatabildim mi demek istediğimi? O yüzden bence şimdi hazır kapılar açıkken bunları anlasanız, buradaki herkesi kastediyorum, herkesi yani. Şehir mehir önemli değil onlar. O şehirde yaratan da Allah, burada denk getiren de Allah. Yani otel motel, iki tane beton. Bunlar o kadar kafanızda büyüttüğünüz kadar büyük şeyler değil. Ama bir sahabe gibi fedakarlık yapılmazsa o zaman ahirette büyük neymiş birlikte oturup görebiliriz. Allah muhafaza. Burada 2-3 kişi gayeyi hayal ölçüsünde zihindekini ilerletmeye devam ederse eğer Allah bu işi çok razı edecek bir hale getirebilir. Bizim ümidimiz o. Öyle bir ümidimiz olmasa zaten adım atmayız. Ama buradaki manayı, ahengi anlamayan insanların sonu hep hüsran olmuş. Yani düşünsene böyle Allah canibinden düşün yani. Allah'ın senden istekleri var. Sen nefsinde, dükkanda uyuyorsun, arabanda uyuyorsun, evinde uyuyorsun, koltuğunda uyuyorsun. Allah için ne yaptın dediğinde elde bir avuç bir şey kalmıyor. Biz de arada işte Allah para veriyoruz falan gibi bir muamele oluyor. Çok sinsice işler bunlar. Nefis sinsidir. Çok sinsi işler bunlar, çok. İçerideki firavun öyle büyüyor, öyle büyüyor ki bildiğin gibi değil yani. Allah kapıdan ne göndermiş, senden ne istiyor? Bunları çok iyi anlamak gerekiyor. Bunun da bir ölçüsü var yani. Dediğim gibi manevi şirket planında düşünürseniz daha mantıklı, daha sağlıklı olabilir. Ortada bu kadar yapılacak işler var. Bak terası var, bugün oturduk külliye arazisi konuştuk, Ankara'ya yer bakılacak. Yani bunun hiçbirisinde eli olmayan bir adamın bu derslerin burada ne işi var ki? Ne işi var? 5 geldin, 20 geldin, 50 geldin, kendini besledin. Bunlar seni aşmıyorsa sen zaten ahirete medar çok hatarlı bir iş yapıyorsun demek. Ben şunu demiyorum yani bu adam bugün olmaz 50 yaşında olur mu? Olabilir yani ben bilmem onları yani. O Allah'a bakan vazife. Bir de bize bakan vazife var. Bu işleri organize etmek. Efendimiz Aleyhisselam sahabeyi anlatıp hadi evinize gidin demiyor ki. Hadi Bedir diyor, hadi Uhud diyor, hadi Hudeybiye diyor, hadi Endek diyor. Bize düşen vazife kısıtlı bu kadar yani. Bir şeyleri anlatıyorsun hadi organize olalım, şu işleri yapalım, gelenleri anlatalım. Yani şu an bu medresenin tamamı 5000 tane muallimle dolu olsa her birini bir yere göndersek vallahi yetmiyor yani. O kadar çok anlatılacak insan ve o kadar çok anlatılması gereken mesele var ki. Sen imanı anlatmayı böyle denk geldiğin bir tane dersi anlatmak mı zannediyorsun? Önce imanın lisanını öğretmen gerekiyor. Adam imanın lisanını bilmiyor, algoritmasını bilmiyor, ne demek istediğini bilmiyor. Öyle olduğu zaman kendisinin de iman cihetinde nerede olduğunu da bilmiyor adam. Zannediyor ki böyle kalbimde zuhur eden olaylar imandır zannediliyor. Aradan aylar 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 geçiyor, bir yıl geçiyor, bir yıl. Diyor ki ya biz hiçbir şeymişiz ya diyor. Ya bunu anlamak için bir yıl lazım. Aradan bir yıl daha geçiyor diyor ki ya ben o güvendiğim ameller vardı ya onlar da ucupmuş diyor. İkinci yılda patladığını görüyor. Bu adam beşinci yılda normal normlara dönüyor yani. Ne kadar bozulduğumuzu düşünebiliyor musun? Allah Allah. Yani bu kabiliyetler Kur'an'ın derin anlam yapısını anlayabilmek için ama anlamak burada değil. Kalbin ayrı yetisi var. Amelin ayrı yetisi var. Mücadelenin ayrı yetisi var. Yani yapmanız gereken işler var ortada. Bu kadar kalabalık içerisinde burada birçok insan bütün saatlerini harcıyor. Artık saat harcama sırası sizde. Siz buraları yakalayamazsanız hezeyan olur. İleride oturursunuz böyle 50 yaşlarınızda da böyle bağda bahçede bir domates pomates ayıklarken biz de şükür namazlı abdestli Yasin okuyan adamlarız der avunursunuz. Bir tane sahabe göstersen öyle. Böyle mi yani o açılan şehraf bu şekilde mi? Yollar bu şekilde mi? Senin kitabını okuduğun adam böyle mi yapmış yani? Basit mantıklar değil mi bunlar? Basit mantık. Senin kitabını okuduğun adam bunu yapmamış. Onun talebesi onu yapmamış, talebesi onu yapmamış. O miras tevarüs alanlar onu yapmamış. Ya sen hayırdır ya? İşte bu nefsin oyununa düştüğün en büyük işareti olur yani. Tam şimdi, bunun vakti şimdi yani. Değerlendirmenin vakti şimdi. Ben bu dersleri bu umutla yapıyorum yani. Birilerinin böyle gönlüne ateş düşer, hayatının birinci vazifesi bu mesele sayar. Çünkü benim böyle baktığım hayatlardan anladığım şu. Allah Azze ve Celle yolları kesiştiriyor. Fedakarlık yapmayanın basireti düğümleniyor. Yolları kapanıyor. Algıları bozuluyor. Buyurun birlikte görelim yani. Bir yerden sonra şunu görüyorsun, çok şaşırıyorsun. Dünyada bu kadar işleri matematik olarak anlamış adama bak. Bir de şu adamın dini anlayışına bak. Din için yaptığına bak yani. Şimdi biz mecbur değil miyiz yani bu İmanı kurtarmaya mecbur değil miyiz? Bu imanı kurtarmak için içimizdeki esma tohumlarını, her birini büyütmeye, esmadaki payımızı açmaya mecbur değil miyiz? Ya biraz realist olmak lazım yani. Şöyle kanter içerisinde buralara kalbi yormak lazım. Bu ahiret nasıl kazanılır, bu ahiret nasıl olur diye. Dünya için bin bir takla yapıyoruz ya. Girmediğimiz, hiç çözmediğimiz mesele yok yani. Dertlenecek yer burası değil mi ya? Ya vallahi bizim halimize sevadan baksalar adamlar dalga geçer. Şuna bak. Allah'la ortak gibi böyle biz de ne güzel Müslümanız diye geçiniyor yani. O kadar sahabe hayatında ben nasıl kurtulurum diyen, cennetle müjdeli adam ben nasıl kurtulurum diyor. Ayşe annemiz diyor ki sen beni tanır mısın diyor yani mahşer günü. Seni bile tanıyamam ya Ayşe diyor yani. Ayşe annemizin tanımadığı yerde sen amellerini al başına çal.
Ayşe annemiz tanınmamış yani. Biz ne yapmış olabiliriz ki sence? Kaç tane razı edecek iş yapmış olabiliriz ki? Nedir yani? Bu kadar imkanları, olanakları önümüze sermiş Allah. Hala gece uykularımız kaçmıyor. Biz rüyada bu işleri görmüyorsak biz hainiz arkadaş. Haberiniz olsun. Rüyada rüyada. Ya bu kadar adam vallahi yazık günah ya. Şu kafeler sokağından dün geçtim böyle içim parçalandı. Bir gün öncesinde de şu arabayı çekmiş iki tane bayan erkek arkadaş. Burada sabaha kadar içtiler. Şarkı çaldılar, oynadılar. Ya o kadar üzüldüm ki gencecik ya, gencecik adam ya. Arkadaş nasıl yetişeceğim buna ya? O evinde, o rahatında, o işinde. E bu iş, kim yapacak bu işi? Nasıl yapılacak bu iş? Ya hiç mi anlamıyorsun o kadar sahabeye tokuyorsun ya? Diyar gurbet gezmiş, çadırları yar eylemiş, ev eylemiş. Allah Allah, gözünün önünde işi adam 10 kez söyleyeceksin ki yapsın yani. Hak mı yani bu? Hak mı yani? Ha babam hadi gelsene, yapsana, etsene. Ben de kendimi kurtarma derdindeyim, sen de kendini kurtarma derdindesin. Sadece bir yerde anlaşalım. Çok büyük işler var yapılacak. Tebliğler, işleri organize etmeler, bu kadar insanın kahrını çekmeler, nazını çekmeler, o insanların psikolojisiyle ilgilenmeler, günde gelen binlerce telefonla uğraşmalar, inşaat işlerini düşünmeler, Ankara nasıl olacak, Almanya nasıl olacak, hani burada neredesiniz? Hani neredesiniz burada? Hani nerede burada? Birine tişört getirdim, birine çay getirdim, birine çorba getirdim. Böyle bitiyorsa tekrar söylüyorum yani, gelin yer değiştirelim, biz buraya geçelim. Ben mecbursam sen de mecbursun, bir farkımız yok ki yani. Var mı farkımız? Biz dilekçeyle mi geldik buraya? Kabiliyetlerinizi ahiret için kullanmadığınızda siz bunun hesabını ödeyemeyeceksiniz. Bu kadar sermaye kabiliyet verecek, her birisini dünya için kullanacaksın. Öteki noktada iki kez seccadeye eğildim, açtım biraz Kur'an okudum. Ha bu kadar mı? Bir tane okuduğumuz sahabe hayatına uyuyor mu şu ya? Bir tanesine uyuyor mu yani? Bir sahabe hayatına uyuyor mu şu yaşadıklarımız? Otel için o kadar ciddi mücadeleler edeceksin, hizmet için sadece bir çorba çevireceksin. Olacak iş mi yani? Hak değil bunlar. Bunlar sadece nefsin kandırılmaları. Haberiniz olsun yani. Böyle bir kurtuluşun olduğuna ben inansam ben onu yaparım. Ben inanmıyorum yani. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Bu şekilde mi yani? Hele böyle bir asırda, karanlığın aydınlığa karıştığı böyle alacalı bir asırda, böyle feda etmeyen, rüyasında bu işleri görmeyen hainlikle yargılanacak ahirette. Bak görürsünüz. Allah muhafaza etsin. O kadar derinlere kadar imanın tabiatımızın olması gereken bir asırda yaşıyoruz. Ya sen de çok ağır konuşmuyor musun? Ya ne ağır yapıyoruz gözünü seveyim ya. 10 numara halıda, mis gibi çayın içinde, ışıklarda, terliyorsun klima, üşüyorsun klima. Şurada düştüm desen 10 kişi sana serum takar. Üstadın damda 9 tane dişi dökülmüş. Neresi ağır gözünü seveyim ya. Adam 10 kez zehirlemişler. Ya biz üstadın evine gittik Bitlis'te. O kadar ağladık ki dedik ya bu gariban adam küçücük yaşta. Bunun hiç mi canı yanmadı bu? Hiç mi anasını özlemedi? Hiç mi bacısını özlemedi dedik ya. Ya öyle hüngür hüngür ağladık dedik ya. Biz bu yaştayız. Dişimize taştaysa ana ana diye ağlıyoruz ya. Bu küçücük yaşta adam evinden sürgün edilmiş, ayrılmış gitmiş. Başkalarının hidayeti için gözyaşları dökmüş. Bu hariban hiç mi anasını özlemedi ya? Hiç mi babasını özlemedi ya? Hem de o kadar güzel bir annesi babası var ki yani böyle dillere destan yani. Ya bu kadar rahat içerisinde yapmamak ne demek ya? Mücadele etmemek ne demek? Cehd etmemek ne demek ya? Bu tercihlerin her biri dünyaya mı sunulacak gözünü seveyim ya? Ortada o kadar yapılacak iş var. O kadar ilgilenecek insan var. Bir gönül inşa etmek aylar yıllar mesele ya. Neredesiniz bu kadar insanın gönlüne girilecek ya? Şu meselelerin inşası için aylar geçiyor ya. Çay içiyorsun, çorba içiyorsun, oturuyorsun, kalkıyorsun. Ondan sonra adam biraz kalbi uyusun, aklı yatsın da ondan sonra bir şu işlere hareket etsin. Neredesiniz? Burada vazifeniz olmayacak mı ya? Allah Allah. Ya bu kadar ucuz gidilir mi ya? Daha geçen işte yine bir sanatçı öldü. Nerede acaba şimdi bu adam ne yapıyor? Neyin hesabını veriyor yani? İnsan aklı zorluyor bunları yani. Çat diye gömecekler üstümüze yani. Böyle toprağı basacaklar üstümüze. Ya ne olacak ondan sonra ya? Ne diyeceksin yani? O kadar sahabe hayatı okudun, senin yaptığın hayata bak diye bir tane yapıştırsalar verecek cevabımız yok ya. Allah Allah. Bu kadar imkanlar içerisinde böyle o kapıların açıldığı bir dönemde yapmayana ne derler sizce yani? Yapmama şansın yoksa yapmayan hain diye yazılacak. Ne diye yazılacak yani? Allah Allah. Tam kıymet bilme vakti. Herkes öbürünü zihninden silsin. Zihninden de ki yani benim hesabım Allah'la. Tek kalsam tek gidilecek bir yol açtı Allah'ta. Hiç Ali yapmış, Veli yapmış. Boş ver, boş ver. Onlar niye boş ver biliyor musun? Kabre tek alacak ya demek hesap tek. Boş ver. Bir de ihlas odur ki sadece Allah için diyebilmek. Diğer meseleleri boş ver. At çöpe at.
Ama yani şimdi dünyada bu kadar mücadeleler, yollar, kusursuz ilişkiler, şunlar bunlar hizmete gelince el pençe mübarek. Allah Allah. Ya nasıl olacak bu iş yani? Senin mukabiliyetlerin iki tane otel, iki tane dükkan için mi verildi yani? Nerede olacak bu işler? Ya bu kadar insan yanıyor imansızlıktan, kavruluyor ya. Bir de onların imanını Allah'ın açtığı kapılardan girip biz değerlendirmezsek bizim de imanımız eksik naks kalacak yani. Bizim kaderimiz onların kaderine bağlı mı? Bağlı ya. Sen onların hidayetine yetişince Allah senin kalbine abahaya takıtacak yani. Böyle tek başıma müstakil köşeye geçtim. Ya bu olsa bunu Hazreti Ömer bulur, o yapardı. Bu olsa Hazreti Ebubekir bunu bulur, o yapardı. Yani sen Hazreti Ömer'in bulamadığını bulmuş bir adam değilsin. Değilsin. Ortada çok ciddi bir ahval var yani. Buraları çözmek zorundasın yani. Allah Allah. Çıldıracak oluyorum ya. Bu kadar böyle kapılar açık imkanlar içerisinde bizim her gün son nefese kadar uykusuz kalıp çıldırmamız da. Ya biz rüyada bu işi görmüyorsak biz samimi değiliz. Rüyalara girmesi gerekiyor. Gündüz neyle yaşarsan gece onu görürsün. Böyle rüyada halüsinasyon görmen gerekiyor. Bu projeyi de yaptın mı? Buna da ulaştın mı? Buna da yetiştin mi diye. Ya şurada 5-10 tane adam aynı kafayı yaşıyor. Milyonlara yetişiyor. Ya 20-30 tane yaşasa kime yetişir? Kime yetişir? 40-50 tanesi aynı kafayı yaşasa kimlere yetişir bu iş? Ya bu kadar tembellik olmaz ya. Bu kadar gözümüzün önünde. Ya adam dünyada bir işler anlatıyor. Bunu nasıl bu adam keşfetmiş yapıyor? Ya burada gözünün önünde o kadar ahiret parası var yani. Ne var bu kadar naz yapacak ya? Ne var ya? Allah açmış böyle güzel mesuliyetler vermiş. Ne var ya? Allah Allah ya. Allah Allah ya. Yani sizi ahirette kurtarmayacak gereksiz mübarek İslam'ı bırakın. İslam sahabenin hayatı, hakikat odur yani. Bir gün elime tesbih aldım, huşuyla gözüm semalara gitti falan. Geç bunları, geç. Geç bunları. Şuradan ter aktı mı, buradan yaş aktı mı, gönülden kan aktı mı? Sen onlara bak, onlara. Onlara bak yani. Öteki türlü oluyorsa geçelim oradan, hepimiz o hale dönelim yani. Bu kadar hakikat okuyoruz. Senin bu kitapları yazıp imanını kurtaran adamın hayatına bak yani. Onun başucundaki Zübeyir abiye, Sungur abiye, İlahir Tahir Mutlu abiye, hayatlara bak Allah aşkına. Benim kafamda bir plan var Allah nasip ederse. Manevi şirketi büyütmek, bir sürü ahiret parası kazanmak, devredip gitmek. Bir CEO atayıp yani. Allah inşallah nasip eder. Bunun için de benim zannımca kapıları açıyor Allah Azze ve Celle. Şimdi Ankara'ya bir kapı, Almanya'da bir niyet. İlahir başka yerlerde. Ya normalde o kadar enteresan ki insanların bu kapıya gelip çıldırıp şunu demesi lazım. Her şehirden bize buraya bir adam verin. Ya ayaklarının altına paspas olalım da oraya bir yer açalım demeleri lazım. Ama o kadar enteresan bir dönemde yaşıyoruz ki biz bir şehire ufacık bir kapı açabilmek için 40 takla atıyoruz da sebepler planında olmakta zorlanıyor. Normalde böyle her aileden bir tane zibidi çıkması lazım. Bütün ailenin oğlum hidayete dön, imana dön, namaza dön diye uğraşması lazım. Şimdi her aileden bir tane aklı başında, o da küçücük yaşlarda belki bir tane adam çıkıyor. Bütün aile çıldırmış gibi dünyaya koşuyor. O kadar enteresan bir dönemdeyiz ki böyle bir karanlığı tarih görmemiştir. Tarih. Tam sahabe döneminin izdüşümünü yaşıyoruz. Fark, sahabe döneminde müşrik ahlakı galebe etmiş, şimdi münafık ahlakı galip. Tek fark o yani. İzdüşümü bir dönem yaşanıyor. Bu kadar zifli bir dönem yani. Hiç mi vazife düşmüyor ya? Hiç mi yapacak iş yok ya? Allah Allah. Hiç mi rahatsız etmiyor ya? Ya böyle Allah'a böyle kulluk edilir mi? Ya baban geliyor 40 tane düğme ilikliyorsun yani ona saygı hürmetten. Ya hiç Allah için yapacağın bir tane şey yok mu ya bir amelin şöyle yani? Karizma bir hareketin. Böyle uykusuz gecelerin yok mu bir şeyin ya? Allah Allah. Yol yakınken bence girin. Maalesef sonbaharda dökülen yaprak çok gördüm. Kendim de öyle olmayayım diye çok korkuyorum. Yanlış adımlarla Allah beni de alır bir yere atar mı? İnşallah atmaz diye sığınmaya çalışıyorum. İnşallah atmaz. Atarsa şuradan geri adım atmak, cehennemin dibine adım atmak gibi bir mesele insanın kalbinde. Ama maalesef çok gördüm yaprak dökümleri. O yüzden dikkat edin. Hazır imkanlar bu kadar önümüzdeyken arkanızdan çok koşturup çok söyletmeyin. Allah naz yapılacak makam değil. Allah onun teveccühüne teveccühle karşılık verilecek makam. Allah'ın teveccühüne tereddütle karşılık verenler helaketini hazırlıyor demektir. Hiç o kapıları zorlamayın. Hiç oralardan girmeyin yani. Hiç.
Şu incik boncuğu da bırakın. Bir sürü insanın hidayeti söz konusu. İmanı yanıyor. Yapılacak trilyon tane iş var. Okumanız lazımsa okuyun. Ezber lazımsa ezber. Aylık hatim lazımsa aylık hatim. Sabaha kadar dua lazımsa sabaha kadar dua. Kapının önünde bekleyip her gelen gencin kalbine ilişebilmek için bir şey anlatmak lazımsa o anlatmak lazım. Yani bu kadar yapılacak iş varken elinize çayınızı alıp köşede rahat rahat gönül rahatlığıyla oturmayın artık. Bir yerden sonra tokadı yeriz, neye uğradığımızı şaşırırız. Böyle değil bu iş. Anlatabiliyor muyum derdimi? Herkes dikkatini yeniden toplasın. Anlattığım cümlelerde umarım bir kabalık yoktur. Ama mesele benim anlattığım cümlelerden daha ciddi bir mesele. Bir tane hak var, bir adet. Bir adet. Bugün yarın kapayacağız gözümüzü. Mecbur. Bir tane ölmeyen yoksa biri buradan beni sustursun. Ama bir tane bile ölmeyen olmadığından dolayı herkes bu sözlere kulak versin. Çok elzem meseleler, çok elzem. Bir tane hak var. Bir. Tek bir. Gün gün an an buz gibi eriyor. Bir tane. Dükkanda eriyor, arabada eriyor, yemekte eriyor. Birilerinin gönüllerini eğlerken eriyor. Hani Allah? Bunların arasında hani Allah? Hani? Nerede? Allah için nerede yani? Ah ah. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.